Herkese merhaba arkadaşlar, ben Okan Eptaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Biliyorum sürekli böyle bilgisayar ekranını kaydediyorum ve videolarımı öyle paylaşıyorum. Siz de sıkıldınız. Ben de sıkıldım açıkçası. Biraz öyle hava alalım istedim. Bu arada dün de yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Benim de kardeşim okula başladı. Ona da hayatına başarılar diliyorum eğitim hayatında. Hepimiz için eğitim şart tabii ki. Bugün şimdi az önce evden çıktım. Üsküdar'a geçeceğim. Vapurla da Eminönü Fatih Balat tarafına gideceğim. Şimdi neden o tarafa gittiğimi açıklamayayım. Sürpriz olsun sizlere. Oraya gittiğimizde beraber sizlere açıklayacağım. Şimdi metroya bineceğim. Üsküdar'a geldim. Birazdan vapur kullanarak Eminönü'ne, oradan da Balat'a geçeceğim. Ancak onun öncesinde küçük bir mola verdim Üsküdar'da. Üsküdar'ın ara sokaklarında çok güzel kafeler var. Zaten Instagram hikayemde ve profilimde paylaştım. Mihrimah Kafe'de mola verdim biraz. Küçük bir 15-20 dakikalık. Tabii gezerken böyle güzel mekanlarda oturmak sizlere keyif veriyor. Ben hani öyle nargile, böyle müziğin yüksek olduğu sessiz kafelerde biraz daha sessiz, sakin, muhabbetin olduğu yerleri seviyorum. Masalarda kitaplar, raflarda kitaplar, böyle bir eski bir havası vardı, keyifliydi. Şimdi molayı bitirdikten sonra karşıya, daha doğrusu Avrupa yakasının en önüne geçeceğim. Tabii buraya da yeni bir alan yapmışlar buraya. Böyle insanlar gelip burada takılıyor, oturuyorlar, zamanlarını geçiyorlar. Daha önceden yoktu. Sanırım tadilat aşamasındaydı. Denizi doldurup böyle boğazı çok rahat, temiz bir şekilde burada izleyebiliyorsunuz. Muhteşem bir yolculuğun ardından Üsküdar'dan Eminönü'ne geldim. Hemen Eminönü'nde vapurdan indikten sonra sağ tarafa doğru yürüdüğünüzde zaten balıkçıların olduğu, meşhur tarihi Eminönü balıkçıların olduğu, ekmek arasını yendiği bölgeye geliyorsunuz. Oradan sağ tarafa doğru isterseniz dolmuş veya otobüsle Balat'a doğru gidebilirsiniz. Ancak ben yürümeyi tercih ettim. Kadir Has Üniversitesi binası olarak kullanılan günümüzdeki bina aslında 1984 yılında 2. Abdülhamit döneminde Duyun-ı Umumi'ye bağlı reji şirketine bağlanıyor ve çalışmalarını orada sürdürüyor bu şirket. 1924 yılında da ayrıcalıklar kaldırılınca Cumhuriyet hükümetine devrolunuyor. Dönemin endüstriyel anlamda en modern binalarından biri, batı tarzı malzemeleriyle inşa ediliyor. Fabrika en işlek zamanında 1500 kadın, 622 erkek
çalışmış. Öyle düşünülmüş ki günümüzde bu yapıya örnekleri çok fazla. Sadece bir fabrika değil, hastane, okul, bakkal, spor, kreş, her şey düşünülmüş. Hatta kadınlar gündüzleri burada çalışırken çocuklarını bırakabileceği kreşler bile yapılmış. 1997 yılında ise Kadir Has Üniversitesi'ne devrediliyor ve 29 yıllığına, ondan sonra da 2002 yılında da eğitim açıcı şu anda üniversite olarak kullanılıyor. Güzel bir kafe daha buldum. Aslında bu bildiğimiz kafelerden biraz daha farklı. Bütün mimarisi ahşap üzerine. Koltuklar, masalar, aklınıza gelebilecek her şey burada ahşap. Buranın adı Atölye Kafası. Canlı müzik oluyor akşamları. Belli tarihlerde. Etkinlik takvimi de var. İnternetten çok rahat bulabilirsiniz. Atölye Kafası. Balat diye arattığınızda. Artık son duraklarımdan biriydi burası. Yavaş yavaş Balat'ın içlerine doğru geçeceğim buradan sonra. Güzel mekanlar buldukça böyle oturup biraz çay molası vererek vakit geçiriyorum. Buradaki her şey satılık, yanlış hatırlamıyorsam. Herhangi bir şey alıp gidebilirsiniz. Tabii taşıma ve maliyetini karşıladıktan sonra. Yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz çukur dizisinde kullanılan mekanlardan birisi berber olarak kullanılıyordu. Şimdi Balat'ı komple gezdim neredeyse. Her yer pilot olmuş gibi, doğal bir pilot adeta. Ama dizinin çekimleri sabah erken saatlerde ve akşamları çekiliyor. Her yerde duvar yazısı var. Özlü sözlere benziyor. Dizinin çekildiği ana mekanlardan yer olan berber dükkanına geldik. Şimdi buralarda böyle dolaşmaya devam edeceğiz. Bakalım daha neler varmış. Genç bir çocuk yanıma yanaştı. Videoda gözükmek istemiyor. Önümde o. Ben görüyorum onu. El hareketi yapıyor bana. Şimdi ben o berberin önünde mekanları tanıtırken bana dedi ki, abi YouTuber mısın? YouTuber değiliz ama bir şeyler çekiyoruz dedik. Şimdi beni Varton'un evine götürüyor. Onunla beraber Varton'un evine gideceğiz. Tam olarak nerede olduğunu ben bilmiyorum ama o çok iyi biliyor. Zaten dizi sürekli burada çekildiği için. Şimdi onunla beraber sokak aralarında yürümeye devam ediyoruz. Çukur dizisinin çekilmiş olduğu Balat'taki mekanlara geldik. Tabi
diziler sadece bir mekanda çekilmiyor. Balat bu diziyle ön plana çıktı. Daha önce diziler de çekiliyordu burada ama son dönem moda yerlerinden biri. Burada o kadar çok kafe var ki, her adım başı kafe var. İnsanlar hangi kafeye gireceğini şaşırıyor. Şimdi ben Üsküdar vapurunu kullanarak Eminönü'nden doğru geldim buraya. Şimdi dönüşü de Ayvansaray metro durağından yapacağım. Şimdi metrobüse doğru yürüyorum. Oradan doğru da eve geçeceğim. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlenceli bir video olmuştur. Tabii sürekli hep böyle dediğim gibi ekran kaydı yaparak videolar oluşturuyorum. Bu belli bir zaman sonra sıkıyor sürekli eğitim. Arada hava alıp vlog tarzı videolar paylaşıyorum. Umarım keyifli olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tabii ki YouTube kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız, düşünceleriniz de önemli. Aşağıya da yorumlar bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere.